Merhaba hayatım. Charles Darwin hayatının en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıyaydı. 10 yaşındaki kızı Annie gizemli bir hastalığa karşı savaşıyordu. Lordumuza, Tanrımızın adına güveniriz. Başka hiçbir işe yaramayınca çaresizlik içinde Darwin onu hidropatik tedavi merkezine götürür. Yapabileceğin başka bir şey var mı? Yok Charles. Annie'nin hayatı bilinmez bir haldeyken, Darwin'in seneler boyunca araştırmalarında öğrendiği her şeyin sert bir hatırlatıcısıydı. Kim hayatta kalacağına Tanrı değil, doğa karar verir. Doğaya baktığınızda o acımasız değildir. Doğal seleksiyon yüzünden acımasız olması gereklidir. 20 sene boyunca Darwin doğanın acımasız olduğunu öğrenmişti. Bunu güne küreye yaptığı 5 senelik deniz yolculuğunda sezmişti. Yeni Zelanda ve Avustralya'da işgalci bir türün diğerlerine karşı olan yıkıcı etkisini görmüştü. Avustralya, ornitorenki gibi neden var olduklarını sorgulatan garip hayvanlar görmüştü. En rahatsız edicisi de insanların nasıl değişebildiklerini görmesiydi. Kurallar yıkılmaktaydı ve Galapagos adalarında hayatını değiştirecek o ufak şaşırtıcı sakaları görecekti. 13 tane tür. 13 mü? Zoolojik bilim bunlara tamamen yabancı. Türler birbirlerine sadece üstün gelmekle kalmayıp bazen bir şeyden başka bir şeye dönüşebiliyorlardı. Darwin eleştirilerle yüzleşebilmek için kanıt bulmalı ve fikirlerini dünyaya sunmalıydı. Onun gibi bilim adamı olan destekçilerinin bile şüpheleri vardı. İleri bir zırvayı dinlemeyeceğim. Fakat bu adamlar Darwin'i koruyup kollayacaktı. Düzgün bir bilimsel özet çıkarmanı istiyorum. Anlaşıldı mı? Zamanımızın en olağanüstü teorilerinden birini yayınlamak için yarış halindeydiler. Elim nasılmış bakalım? ...1844 yılıydı ve Down evi bir bombayla vurulmuştu. Otursana Charles ve kaşımamaya çalış. Oturamıyorum çünkü arkamda çıban var, ağrıyor. Özür dilerim. Sorun değil, onu oraya sen koymadın. Bir anda isimsiz bir yazar Darwin'den önce davranmış ve kendi evrim kitabını yayınlamıştı. Yaratılışın doğal tarihinin izleri. Ama Darwin'in teorisini kanıtlamak için temkinli olmasının tersine bu kitap bilim dışı hatalarla doluydu. Ve en kötüsü yeni fikirleri açık bir toplum sayesinde en çok satanlardandı. Bunu ateşe atsam yeridir. Bunu sana açılan bir yol olarak görebilirsin belki de. Bu yol falan açmayacak. Bu bilim adamlarına benim işlediğim konuyu dışlamaları için her türlü bahane verecek. Eğer yayın evlerinin istediği şey buysa, o zaman inan bana ben oldukça çaresiz bir durumdayım, değil mi? Bay Hooker ne diyor? Bu bir 9 gün mucizesi diyor. Belki de haklıdır. Darwin basılmış olan böyle bir kitabın kendi evrimsel teori fikirlerini o kadar farklı bir bakış açısıyla doğal seleksiyon mekanizması olmadan keşfetmesi karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Kitap oldukça mantıklıyla gerçekten olağanüstü hipotezler arasında gidip geliyordu. Yaratıkların ve insanların, hayvanlar ve bitkilerin evrimi üzerine bir gelişim kanunu vardı. Oldukça çılgın, garip ve vahşi fikirlerdi. Birçok açıdan izler bilimin Big Mac'i gibiydi. Çekici ve insanların yemek istediği bir şeydi. Ve bütün ciddi insanlar
onun aslında hiçbir besleyici değeri olmadığını biliyorlardı. Postayı Annie getirdi. Ama Darwin'in eski Cambridge'den profesörü Adam Sedgwick başka bir yanını gösteriyordu. Hristiyan bilim oluşumu evrim lafını eden herkesi ezmeye kararlıydı. Böyle saçma bir şeyi yazmaya kim cesaret edebilir? İzler Tanrı'nın kelamını reddediyor. Bu yazar kutsal bakirelerimiz ve annelerimizin ve onların İncil'in bir fablo olduğundan ve hepsinin maymundan doğduğunu ve canavar doğurduklarını yazıyor. Sedgwick bunun bir çöp olduğunu düşünüyordu. Ama sadece bir çöp parçası değildi, tehlikeliydi ve ahlaksızdı. Darwin'e yaptığı şeyin kesinlikle ne kadar tehlikeli olduğunun altını çiziyordu. Charles. Söyle hayatım. Ne oldu? Hiçbir şey hayatım. Hiçbir şey olmadı. Darwin 7 senedir gizlice kendi evriminin taslağını çıkarıyordu. Fakat bu kalıntılar şokundan sonra bir sonraki adımının ne olması gerektiği hakkında fikri yoktu. Fikrine tamamen güvendiği kişiye içini döktü. Teorisiyle ilgili erken dönem emin olamadığı düşüncelerini paylaştığı ilk bilim adamına. 27 yaşındaki Joseph Hooker tarihteki en ünlü botanikçilerden biriydi. Darwin gibi o da Güney Yarımküre'ye yelken açmıştı. Kendisi HMS Erebus'un Güney Kutbu'na yelken açtığı epik yolculuğun bir parçasıydı. Bu 4 senelik yolculuk Hooker'ı Güney Afrika, Avustralya, Antarktika ve Yeni Zelanda'nın en ücra köşelerine götürmüştü. Dünyanın olağanüstü çeşitlilikteki bitkilerine maruz kalmış ve binlercesini toplamıştı. 1843'te İngiltere'ye döndüğünde Hooker, kısa sürede Charles Darwin'in dikkatini çekti. Birlikte çalıştıkları sürede Charles Darwin'in saygısını ve takdirini kazanmıştı. Joseph Hooker, bitki kaşifi olarak tanınmış genç bir adamdı. Dünya çapında bitkilerin dağılımını belgelemiş, fosiller üzerinde çalışmış ve global seviyede bir ekol haline gelmişti. Hooker mükemmel bir kulttu çünkü bitkiler hakkında detaylı bilgiye sahipti ve Darwin'e evrimle bağlantılı olan bitki dağıtımındaki bütün trendleri anlatabilirdi. İzler şokundan sonra Darwin'i devam ettiren gene Hooker'dı. Kendisi Darwin'e tek bir tür üzerine uzmanlaşması ve onun üzerine çalışmasını salık verdi. Kalıntılardan sonra Joseph Hooker, Darwin'in güven sorunu olduğunu fark etti. Kendisi artık eski kafalı sayılmaya başlanan çok geniş spektrumlu bir doğa bilimciydi. Üzerinde çalışacağı türü bulmak için Darwin Güney yolculuğunda toplayıp uzun süredir saklamış olduğu numunelere geri döndü. Eğer detaylı biçimde çalışırsa, eğer evrimi yoluna sokabilirse, bu hem çalışmasını destekleyecek hem kendi bilim adamı şöhreti için iyi olacaktı. Hooker'ın tavsiyesi Darwin'in bilimsel yaşantısındaki en önemli yolculuklarından birine çıkmasını sağladı. Sen tanıdığım en babacan adamsın. Ve sen benim canım dostum. Sen de medeniyetten millerce uzaktasın. Bu ana fikir. Nasılsın? İyi misin? Evrim teorisini inşa etmek adına önemli bir adım atılmıştı. Pekala dostum, tavsiyeni dinliyorum. Ve Cornus takım adalarında sahilde bir yumuşakçanın kabuğunu gömülü olarak bulduğum bu kaya midyesi üzerinde çalışacağım bugün, tamam mı? Ve işte kaya midyesi üzerine rapor hazırlayacağım. Bu kadar mı? Bu kadar. Ne içmek istersin? Brandy. Brandy. Kaya midyeleri? Kaya midyeleri. Kaya midyesi de nedir? İşte ben de bunu araştıracağım. Şimdi eskiden bunların salyangoz olduklarını ya da istiridye ile akraba olduklarını düşünürdük. Şimdi onların yengeçle kuzen olduklarını biliyoruz. Ama bundan daha fazlasını bilmiyoruz. Kaya midyesi çalışması Darwin'e belli bir grubun bilgisinin gerçek gücünü verdi. Ona çeşitliliği anlattı. Doğal dünyada olabilecek varyasyonun
ve adaptasyonları anlama yetisi verdi. Eğer Darwin bu kaya midyelerindeki doğal varyasyonları gösterebilirse bunu bütün türlere uygulayabilirdi. Bu kaya midyeleri evrimin nasıl işlediğinin anahtarıydı. İşte bu kadar. Gördüğün gibi gözlerimi ve parmaklarımı kullandım. Ama asıl uğraş iğne kafasını parçalara ayırmaktı. Bu hayvanları evinde parçalara ayırmaya ne dersin bakalım? Notlarımızı karşılaştırırız. Darwin'in kaya midyelerine olan saplantısı konusunda ailesi aynı fikirde değildi. Kaya midyeleriyle ilgili daha büyük bir çalışma yapabilirim. Bunu kimse yapmadı. Eğer bu küçük canavarların bir tanesini kesmek 2 haftanı alacaksa... Daha hızlı olacağım. Bunu 1 sene içerisinde halledebileceğimi düşünüyorum. Darwin'in titiz çalışması ve her saatini buna ayırmasıyla 8 yıl geçmiş oldu. Down evi, Darwin'in dünyaya karşı kalesi haline gelmişti. Aynı zamanda onun laboratuvarı da olmuştu. Deneylerini yapabileceği bir yaşam ve doğa laboratuvarı. Obsesif bilimsel misyona sahip bir adamdı. Çalışmaktan başka bir şey yapmak istemiyordu. Ama Darwin'in kırılgan sağlığı onun zihniyle yarışamıyordu. Yüksek ihtimalle yaptığı yolculuktan kaptığı bu gizemli hastalığın semptomları hayatını zorlaştırmıştı. 40 yaşına geldiğinde Darwin sanal olarak geçersizdi. Kaya midyeleri sözde seni rahatlatacaktı. Sağlık hep akıldan etkilenirdi. Bu çok fazla soru ortaya çıkarıyor. Ne yapmalı? Annie, baba için dua edelim mi? Bu biraz bir bilmece gibiydi. Darwin çok hastaydı ama bir o kadar da çok şey tamamlamıştı. Teşekkürler. Bence gerçekten fiziksel bir sorunla psikolojik bir stresin bir karışımıydı. Stres çoğu zaman insanlarda fiziksel bir sıkıntı olarak kendini gösterebilmektedir. Darwin'in kendi hastalığını hayal ettiğine inanmıyorum. Hastalığı gerçekti ama bunun bir kısım sebebi zihinsel stresti. Londra'daki en iyi doktorlar hastalığına bir çare bulamadı. Her şeyi denemek istediler. Son zamanların en yeni alternatif tedavi yöntemini denemekte karar kıldı. Bu da su tedavisiydi. 2 ay süren buzlu su tedavisi garip görünüyordu. Bir süreliğine gerçekten de ilerleme gösterdi. Ama Darwin'in yapacak çok işi vardı. Kaya midyeleri onu olay yaratacak teorisini kanıtlamaya adım adım yaklaştırıyordu. Artık 231 sayfalık makale hakkındaki görüşleriyle ilgili kendine güveniyordu. Bir arkadaş ve zor görevlerin adamı olan Joseph Hooker'la konuştu. Okuyabileceğim sonunda. Zamanın olduğunda bir bak. Genel fikri biliyorsun. Doğanın türleri yaratma yöntemi. İlk uzman yorumu seninki olacak. Beni germediğine sevindim. Hooker'la alakalı olarak Darwin'e çekici gelen şey... Bir teori ortaya atabilir ve Hooker'ın onunla dalga geçmeyeceğini ya da başka birine sızdırmayacağını, sadece ama sadece eleştiri yapacağını bilerek ona tamamen güvenebilmesiydi. Darwin'i durdurmaya, onu ezmeye çalışmazdı. Sadece onun küçük düşmesine neden olacak çılgın ve saçma bir hipotez ortaya koymadığından emin olurdu.
Darwin ilerleme kaydediyordu ama 1840'ların sonlarına doğru bir şeyler yayınlamak için zaman yoktu. Kuruluşlar yaşam mücadelesi veriyordu. Chartism hareketi Britanya'ya modern demokrasi getirmek için kampanya yapıyordu. Ama sokaklarda atlanmalar vardı. Liderlerden biri vatana ihanetle suçlanmış ve asılıp dört parçaya bölünmesine karar verilmişti. Toplum baskısı cezayı sürgüne çevirdi. Doğal seleksiyon devrimcilerden yanaydı. 1842, Britanya'daki en tehlikeli yıllardan biriydi. Birçok yerde ayaklanmalar çıkıyordu. Chartism en militan zamanındaydı. 44 yılında hala militandı. 48'de ise dünya çapında devrimler yaşanıyordu. Bu durum Darwin'in bu huzur bozucu belgelere gün yüzünü göstermesinin hiçbir yolu olmadığının altını çiziyordu. Ama Darwin'in tek korktuğu şey politik imalar değildi. Evrime tamamen karşı olan bilim dünyasıydı. Bilimin Hristiyan beyefendileri Britanya'daki modern jeolojinin temelini atan bu gerçekten büyük adamlar evrime tamamen karşılardı. Evrim tanrı karşıtı ve bilim karşıtıydı. Bay Darwin. Bu adamlar Darwin'in hocalarıydı. Onun kariyerine sponsor olmuş adamlardı. Bay Owen. Darwin eğer türlerin dönüşümü ile ilgili kişiye fikirlerini açıklarsa bu adamlar tarafından ya lanetlenecek ya da dışlanacağını biliyordu. Darwin'in buna tepkisi kendisini araştırmalarının içine daha da gömerek teorisini hiçbir tartışmaya açık bırakmayacak şekilde kanıtlamaya çalışmak için kanıt aramak oldu. Bulabildiği her bir kaya midyesini araştırmaya koyuldu. Merhaba Annie. Canına. Annie. Sanırım dünyadaki en ilginç kaya midyesini gördüm. Ne? Sanırım erkek bir kaya midyesi gördüm. Bu ana kadar kaya midyelerinin hermafrodit yani hem erkek hem de kadın organlarının olduğuna inanılıyordu. Ama Darwin kimi kaya midyelerinin tek bir cinsiyete sahip olduğunu görüyordu. Tıpkı Galapagos'taki sakalar gibi türlerin dramatik bir şekilde değişebileceğine dair daha fazla kanıt vardı. Doğal seleksiyon süreci. Keşfindeki önemli olan nokta cinsel oluşumun süreciydi. Döl üretme sürecinin kendisi içsel ve kaçınılmaz çeşitlilikler üretmekteydi. Bu varyasyonların doğada kaçınılmaz ve sürekli olarak meydana geldiğini keşfetti. Bu kritik bilgiyi ortaya çıkaran kaya midyeleri üzerinde yaptığı çalışmaydı. Ama Darwin'in mutluluğu kısa sürdü. 1851 baharında en sevdiği kızı Annie ciddi şekilde hastalandı. Merhaba hayatım. Nasıl hissediyorsun? Daha iyi. Güzel. Kimi at arabalarına güvenir, kimi atlara. Bizse Tanrı'nın adına güveniyoruz. Uyuyor. Annie geleneksel tedavilere yanıt vermiyordu. Darwin onu Malvern'a aynı su tedavisine yollamaya karar vermişti. Emma 8 aylık hamile olduğundan bu uzun yolculuğa çıkamazdı. Bence bırakalım dinlensin. Yapabileceğim başka bir şey var mı? Hayır Charles. 7'de tekrar geleceğim. Teşekkürler. Sevgili Emma, Doktor Gali oldukça umutlu.
Tanrı'ya şükür çok fazla acı çekmedi. Gün boyunca yarım dozlar verdik. Talihsiz çocuğumuz korkutucu bir hastalıktan muzdarip. Bir insan için olabilecek en hasta durumda. Eğer 7'den önce tekrar Doktor Gali'yi görürsem sana yazacağım. Willy nerede? Baba burada hayatım, baba burada. Baba, merak etme baba. Bu miden için kötü. Annie hayatım. Annie. Ertesi gün Annie Malvern'da toprağa verilir ve Darwin Down House'a geri döner. At arabasında duyduğumda belki bu bir rüyadır dedim. Dans ederek gelip ve onu görebiliyorum. Aman Tanrım Charles. Ne yapacağız? Doktor Gali bana raporunu verdi. Güzel. Evet. Tifo karakterli humma. Anlıyorum. Peki ya sonun? Dinginlik. Çok dingin. Zavallı küçük kızımız. Artık ona melekler göz kulak olacak. Darwin, Annie'nin ölümünü doğal seleksiyonun trajik bir hatırlatıcısı olarak gördü. Sadece güçlü olan hayatta kalabiliyordu ve buna Tanrı değil, doğa karar veriyordu. Doğaya baktığımızda o acımasız değildir. Doğal seleksiyon yüzünden acımasız olması gereklidir. Kızı öldükten sonra hayatının ışığı gitmekle kalmadı, hayatındaki dine ait olan kısım da öldü. Bu mükemmel insan deneyi var olma mücadelesinde ezildi. Ve bence doğal seleksiyonu olan bakış açısından çok söz konusu trajedi Darwin'i evine geri döndüremezdi. Sevdiklerimizi elimizden alıyordu, umutlarımıza ve arzularımıza saygı duymuyordu. Zaman değişiyordu. 1851 yılında Britanya büyük bir gösterinin açılışını kutluyordu. Crystal Palace adı verilen özel olarak inşa edilmiş bu camdan mucizede Britanyalılar fabrikalarının ve kolonilerinin başardıklarına hayranlıkla bakıyordu. Bu Victoria dönemi için bir dönüm noktasıydı. Endüstri devrimiyle birlikte gelen büyük bir ilerlemeydi. Bu Britanya'nın fırsatlar sayesinde tekrar enerjiyle dolması ve bilimi kutlamasıydı. Bu dönemi temsil eden ve Charles Darwin'in önemli destekçilerinden biri de Thomas Huxley'di. Huxley 19. yüzyılın ortalarındaki en karizmatik figürdü. İnanılmaz derecede akıllı, kurnaz ve oldukça agresifti. Bir seçim yapmam gerekirse Huxley, eğer... Darwin ve Joseph Hooker gibi Güney Denizlerinde yolculuğa çıkmıştı. Kendisi HMS Rattlesnake gemisinde düşük maaşlı cerrah asistanı olarak çalışmıştı. Görevleri Yeni Gine ve Avustralya'daki Büyük Bariyer Seti'ni incelemekti.
Bu 4 senelik yolculukta olağanüstü bir deniz biyoloğuna dönüşmek dışında karısıyla da tanışacak. 1847 yılında Rattlesnake Sydney'e geldi. Huxley burada 22 yaşındaki Henrietta Heathorn'la tanıştı. İlk görüşte aşık oldu. Birkaç görüşmeden sonra nişanlandılar. Ama ne Hetty'nin ne de Huxley'nin bir planı vardı. 3 sene. O zamana kadar ya Britanya'da bir bilim insanı olacağım ya da buraya gelip iş bakacağım. Büyük bir bilim adamı olacaksın. Biliyorum. Bilimi işçi sınıfına taşıyıp kontrolü ele aldıkları güne hazır olmaları için onlara ileri bilim eğitimi vermek istiyorum. Biliyorum ve bunu yapacaksın. Ve 3 sene sonra ben de senin yanında olacağım. Huxley 1850 yılında İngiltere'ye döner. Ama 2 sene sonra borç içindeki bu 27 yaşındaki adam hala kendine bilim alanında maaşlı bir iş bulamamış. Huxley Londra'ya geri döndüğünde Darwin'in yaşadıklarının tam tersini tecrübe etmiştir. Onu karşılayan ya da onda potansiyel olduğunu söyleyen kimse yoktu. O bir yabancıydı. Huxley mücadele içindeki orta sınıfa aitti. Çok kızgındı. Tam bir bomba atıcıydı. Eğer Huxley tamamen engellenseydi kesinlikle en uç örneğinden siyasi bir radikal olurdu. Huxley bütün kaygılarını derin bir tiksintiyle her şeye sahip olan bir adama, Britanya'nın bilim kurumunun başındaki tek bir adama akıtıyordu. Richard Owen olağanüstü bir doğa bilimciydi. Elinin altında büyük bir güç, aristokrat bağlantıları vardı. Küçümserdi ve yeni türlerin Tanrı'nın ilhamıyla geleceklerine inanıyordu. Thomas Huxley, Owen'ı sosyal bir engel, bir manipülatör, kendini pazarlayan biri olarak görüyordu. Onu ahlaksız biri olarak görüyordu. Daha da kötüsü Huxley'nin Owen'ın referansına ihtiyacı vardı. Bay Huxley, notunuzu aldım ve izin vermek kanaatine vardım. Sonuç hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Huxley, Owen'ı yok etmek ve bilim kurumunu değiştirmek istiyordu. Demek Huxley ile tanıştınız. O ve ben iletişim halindeyiz. Okyanus hidrozoası hakkında harika işler çıkardı. Gerçekten tam bir dahi. Delirmiş gemi kaptanları ile ilgili malzemelerimizi paylaştık. O konuyla ilgili malzeme bol. Kendisi yükselen bir yıldız olmalıyken maaşlı bir işe ihtiyacı var maalesef. Kendisi beni kesinlikle daha çok düşünmeye itiyor. Owen'ı gözüne kestirdi. O bir materyalist ve hırslı bir sekülerist. Ya karakteri? Yani şöyle diyelim, eğer bir kavga olursa onun yanınızda olmasını istersiniz. Darwin'in bir klasiği olduğu üzere o ve Huxley iletişimlerini mektuplar aracılığıyla sürdürüp 1853 yılında buluştular. Thomas Huxley, Charles Darwin. O zamana kadar Huxley maaşlı bir iş bulmuştu. Sert elleriniz olduğunu biliyordum efendim. Eski tuzun izleri. O boşluğun zindeliğini hiç özlemiyor muyuz ha beyler? Hayır. Bu üç adam bilimleri ve değerlerini bir araya getirmişlerdi ve bu bahsettikleri tuz bağı denizciliğin özür masonluğu gibi bir şeydi. Bu üçü arasındaki arkadaşlığı ve ilişkiyi güçlendiren çok önemli bir etkendi. Bu çok kaba olacak ama en son çıkan Kaya Midyesi kitabımın bu kadar dolu biri tarafından yorumlanmış olması bana büyük bir mutluluk verdi efendim. Çok mutlu oldum. Eminim ki memnuniyet vermiştir. Buranın tersine bol bol üretmek gerekiyor. Burada çok fazla beyinsiz var. Biraz zorlamış gibi oldum. Zamanı geldi. Charles. Charles Lyle. Bakıyorum jeolojiniz 9. baskını yapmış. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hafta sonu o tarafa geldiğimizde size bir kopya getiririm. İşte buna hediye ederim. Ziyaret mi yoksa kitap mı? Seninle biraz çalışacağız Charles. Başka bir hediye daha. Emma'ya selamlarımı ilet. Thank you.
Charles Lyell, Hooker ve Huxley'nin desteği Darwin'in geleceği açısından önemli bir rol oynayacaktı. Kanıtın yükü Darwin için hala devam ediyordu. Kaya midyeleri hakkındaki çalışmaları ona türlerin nasıl değişebileceğini göstermişti. Şimdi doğal seleksiyonun işleyişini bütün doğada test etmeliydi. Düşünceleri doğal seleksiyon fikrinin kafasında ilk kez başladığı Güney Yarımküre'ye gitti. Darwin sürekli yeni türler üreten ve soy tükenmesine yol açan bir teori görüyordu. Yeni avantajlar yaratıyordu. Ama bu sürekli bir var olma mücadelesi süreciydi. Buna daha sonra güçlünün hayatta kalması diyecekti. Darwin karşılaştığı hayvanların evrilme konusunda kilit önemde olduğunu düşünüyordu. Ornitorenklerin neden bu kadar tanıdık geldiğini sorguluyordu. Suya dalıyorlar ve su yüzeyinde oynuyorlardı. Kolaylıkla su sıçanlarıyla karıştırılabilirlerdi. Bizim küçük kargalarımıza benzeyen kargalar ve saksana benzeten başka bir kuş. Bitkilerde de durum aynıydı. Çoğu zaman kuzey yarımküredekilerle benzerlik taşıyorlardı. İngiliz çimleri. Fakat bunlar buraya nasıl gelmişti? O zamanki inanca göre Tanrı her bir canlıyı tek tek yaratmakla kalmamış, onları uygun gördüğü spesifik yerlere yerleştirmişti. Ama Darwin'e göre bitkiler ve hayvanlar bulundukları yeni ortama ayak uydurma rekabeti içinde evrilip olduklarından daha farklı canlılar haline geliyorlardı. Bu konu hakkında düşünmeye başladığınızda çevresel etmenler kalıtsal materyalizmi etkileyip bazı genleri diğer genlerden üstün kılmaya başlıyor. İşte o zaman her şey mantıklı gelmeye başlıyor. Ha, demek böyle ayrılmaya başlamışlar. Bu yüzden hepsi farklılar. Çünkü çevresel etmenler ortama daha az uygun olan genleri filtreleyip eliyorlar. İşte böylece bütün farklılıklar ortaya çıkıyor. Ama Darwin'in daha kanıtlamamış olduğu şey, hayvanların ve bitkilerin dünyadaki yeni çevrelere nasıl hareket ettiğiydi. Darwin evrim ve doğal seleksiyonun nasıl işlediğini kanıtlamak için çaresizce ihtiyaç duyduğu kritik kanıtları buluyordu. 19. yüzyılın ortalarında Darwin'in yaptığı çalışma şu anda sahip olduğumuz bilgilerin çoğuna sahip olmadan yürüyordu. Kat ettiği gelişmelerin ne kadar olağanüstü olduğunu o zaman anlayabilirsiniz. Yanlış olduğu gerçekten çok az nokta vardı. Beyni gerçeklerden teori üreten bir makine gibiydi. Darwin'in inanılmaz doğa tarihi bildiği, kişisel tecrübeleri ve okumanın bir araya gelmesi, bunun sonucunda fikirleri üretebilmesi ve gerçeklere karşı bunları test edebilmesini sağladı. 1855 yılında Darwin, Down evini bir laboratuvar haline getirdi. İlgi çekici deneyler serisine başladı. Hayvanların ve bitkilerin dünyanın çevresinde hareket ettiklerini, orada yeni türlere evrildiklerini göstermek için yatay olarak düşünüyordu artık. Darwin'in deneyleri tohumları tuzlu suya basmak ve tohumların çimlenmeden ne kadar dayanabileceğini test etmekti. Güzellik içerisinde zarif bir deney. Eğer bir tohum 100 gün dayanabilirse bu o bitkinin okyanus üzerinde yüzebileceği ve belki de bir adadan başka bir adaya gidebileceğini ima ediyordu. Baba, Horace, marul 21 günlük. Bu doğru George. Bay Hooker'ın dediği gibi yapamadık. Bay Hooker'la savaşa girmek her zaman aklı temizler. Şimdi, George. Darwin'e göre salyangoz gibi uçamayan hayvanlar ördek ayaklı kuşların uçuşlarında seyahat ediyordu. Şimdi Bay Ördek ayağındaki salyangozla bir yolculuğa çıkıyor. Kaç tanesinin tutunup kaç tanesinin düştüğüne bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Kaç tane kaldı? Bir, iki, üç, dört. Darwin deneylerine devam ederken dünya üzerindeki yüzlerce doğa bilimciye mektup yazarak titizlikle kanıt topluyordu. Üzerlerinde huyları ve geçmişlerine dair detaylı notlarla birlikte onlardan hayvan ve bitki örnekleri talep ediyordu.
Sarawak'tan kuş derileri, Hindistan'dan iskeletler, Asya kedisi kulağı, Norveç'ten bir fasulye örneği, İngiltere'deki okulu çocuklardan kertenkele yumurtaları gelmişti. Darwin'in bağlılığı olağanüstüydü. Teorisini kanıtlamak için her şeyini ortaya koyuyor, bulabildiğini, kendisini destekleyecek kanıtları topluyor, onlar hakkında sorguluyor veya dünyadaki meslektaşlarıyla gerçekleri tartışıyordu. Bütün hayatını bu teoriye adamıştı. Kendi bahçesinde bazı böceklerin sadece belli bitkilere gittiğini gösteren basit bir test yapmıştı. Nereye gittiklerini görmek için arıların üzerine un döküyordu. Şuraya bak, gördün mü? Böcekler ve polenlerini topladıkları belli başlı bitkiler arasındaki bağ, onların üremesine ve oradan da evrilmeleri Darwin'in en önemli işlerinden biri olacaktı. Sanırım Bay Parslow, eğer Bay Darwin'in seçme şansı olsaydı, evet, bir arı olarak gelmeyi seçerdi. Polinatörler ve onlarla birlikte evrilen bitkiler hakkında öyle inanılmaz bir anlayış biçimi vardı ki 100 sene sonra ortaya çıkacak tahminlerde bulunmuştu. Kendisine Madagaskar'dan gelme 31 santime yakın bir meyvelik gösterildiğinde Darwin bu çiçeğe baktı ve bir polinatör bulunacağını, bunun bir atmaca güvesi olduğunu, nektarın dibine kadar uzanacak 31 santime yakın uzun bir burnu, dili olduğunu tahmin etti. Zamanın doğa bilimcileri sadece Avrupa'daki çok kısa burnu olan atmaca güvelerini bilmekle birlikte bu tahmin onlara çok komik gelmiş ve atmaca güvesi 1950'lere, yani Darwin'in kitabı çıktıktan 100 sene sonra keşfedilmiştir. Ama dil çözüldüğünde neredeyse 31 santim uzunluğunda olduğu görülmüştür. Nektarın dibine ulaşacak kadar uzundu. Darwin'in fikirlerinin o zaman için radikal olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Gerçekten de fikirleri o zaman için çok sıra dışıydı. Ama Darwin takıntılı şekilde daha fazla kanıt topluyorken, dünyanın diğer bir ucunda da başka bir koleksiyoner olan Alfred Russel Wallace etrafındaki dünyaya göz atıyordu. Darwin'le birçok konuda hemfikirdi. Alfred Russel Wallace dünyasındaki gelmiş geçmiş en dikkate değer insanlardan biridir. Bir fenomendir. Kendisi en az Darwin kadar ilginç biridir. Kendisi bir bilim geçmişi olmadan büyümüştür. Ortodoksluğun onun için hiçbir anlamı yoktur. Aklı nereye istiyorsa oraya gider ve bu genelde çok tipik bir otodidaktik tavırdır. Bu huy bazen çılgınca teorilere, bazen de muhteşemliğe yol açar. Wallace'ın durumunda ise kesinlikle muhteşemlikten bahsetmekteyiz. 1854 yılında Wallace İngiltere'yi terk edip Güneydoğu Asya'ya gider ama bu akademik bir amaç için değildir. Wallace'ın amacı tamamen iş üzerinedir. Vahşi doğadan yakaladığı hayvanları dünya çapında bilim adamlarına ve enstitülere satarak geçimini sağlamaktadır. Endonezya adalarındaki 8. yılında 700 deniz yolculuğu yapıp 22 bin kilometre kat etmiş ve 125 bin farklı tür hayvan toplamıştır. Daha da fazlası Wallace evrimle ilgilenmektedir. Wallace herhangi bir teorisi olmadan evrimci oldu. Bu 1840'larda bir gençseniz yapabilecek radikal şeylerden biriydi. Wallace evrim fikrini benimsedi ve bir teori aramaya başladı. Wallace'ın Darwin, Hooker ve Huxley'den farkı bir anda Güney Yarımküre'de ortaya çıkıp vahşi doğayı ziyaret etmek yerine içerisinde yaşamasıydı. Kendisiyle bütünleştirmesiydi. Gözlerinin önünde doğa adeta bir geçit töreni yapıyordu. Borneo'ya gidiyor, orangutanları topluyordu. Onların doğada nasıl yaşadıklarını, nasıl davrandıklarını bilmek istiyordu. Ve bu hayvanların insanlarla bağlantılı olduğunu hemen fark etmişti. İnsanların gitmekten ödlerinin koptuğu yerlere gidiyordu. 1855 yılı Şubat ayında Sarawak'ta Wallace önemli bir adım attı.
evrimi keşfetmek için bir yazı yazdı. Ve yazının içindeki bütün başlıklar Darwin'in üzerinde uzun zamandır uğraştığı jeoloji, fosiller, bitki ve hayvan dağıtımı ve hatta aralarındaki en zor konu olan yeni türlerin oluşmasından söz ediyordu. Her bir tür zaman ve uzay içerisinde rastlantısal olarak daha önceden var olmuş türlerin yakın bir bağlantısı olarak dünyaya gelir. Yani demek istediği, tam olarak demek istediği şey bir türden diğerine geçildiğini göreceksiniz. Her zaman aynı yerde, çeşitli kuvvetler devredeyken. O zamanlar buna neyin sebep olduğunu bilmiyordu. Ama evrimin reddedilmez bir gerçek olduğunu ifade etmişti. Fakat Wallace'ın eksik olduğu noktaya Darwin sahipti. Evrimin aslında nasıl olduğunu anlatan bir açıklama bu. Onun teorisi doğal seleksiyon ve güçlünün hayatta kalması üzerine kurulmuştu. İngiltere'de Charles Darwin, Wallace'ın yazdıklarını okumuş ama ciddiye almamıştı. Ama Sir Charles Lyell, ikisinin teorilerinin benzerliği karşısında şaşırmış ve yakın dostuna bunu olası bir tehdit olarak görmesini salık vermişti. Aslında Wallace, bana Sarawak'tan kuş derisi yollayan kişiyle aynı kişiydi. Benim arananlar mektubuma karşılık olarak ona ufak bir not çalıştığım bölge üzerine fikir yollayacağım. Charles, bence bu yazıyı bir uyarı olarak almalısın. Felsefe kulübündeki birkaç gençle konuşuyorum. Sabit türler geçmişte kaldı. Fakat hiçbirinin takip edebileceği bir fikir yok. Ama senin var. Elinde kanıtlar var. Bunu başka biri yayınlamadan senin yayınlaman gerekiyor. Bunu yapmalısın Charles. Lütfen bunu yap. Darwin zamanın geldiğini fark etmişti. Cesaretini toplamalı ve ne olursa olsun düşüncelerini yayınlamalıydı. Ama ilk önce zayıf noktalarını görmek için kendini ve argümanlarını arkadaşları ve destekçileriyle test etmeliydi. Gel sana bir şey göstereceğim. Bu sefer güvercinlere merak salmıştı. Geniş uçlu araştırmasının başka bir dalı. Darwin, insanların onları çok fazla seçici üremelerine neden olmaları yüzünden güvercinleri değiştirdiklerini savunuyordu. Buna sentetik seleksiyon diyordu ve doğanın vahşi hayatta yaptığının bir aynasıydı. Besleyenlerle görüştüm. Gerçekten yetenekli insanlar. Doğal seleksiyon, Darwin'in bildiği olağanüstü bir uzantıydı. İnsanların müdahalesiyle sentetik seleksiyon inanılmaz değişimlere yol açabilirdi. Fakat eğer aynı süreç doğada oluyorsa, çevresel koşullar aynı insanların belli başlı özellikleri seçmesiyle aynı şeye geliyordu. Anladığım kadarıyla bu seçim olayını egzotik bir yaratık elde edene kadar güvercinler üzerinde kesinlikle deniyorlar. Teorisini yazmadan hemen önce onu test ediyordu. İnsanlar bilimdeki geleceğin anahtarını ellerinde tutuyordu. Ve Darwin cevapları ve itirazları duymak istiyordu. Potansiyel yandaşlar onları uyarmak istiyordu. Gelsene, başka bir sürprizim daha var. Huxley ve Hooker Darwin'i destekliyor ama ironik olarak onun doğal seleksiyon teorisine tam olarak katılmıyorlardı. Hooker, Darwin'in teorisini ilk olarak göstermiş, daha sonra ona makale konusunda da güvenmişti. Ama Hooker, onun teorisini açıklayabildiğine tam olarak ikna olmamıştı. Joseph Hooker, doğal bir şüpheciydi. O yüzden türlerin sabit olduğu yaratılışçı fikre daha yakındı. Ve gerçekte tek karşı koyma noktası da buydu. Ama aslında oldukça ikna olmuştu. Her zaman doğum evini bir sürü soruyla terk ediyor. Bunları çözmesi haftalar alıyor. Sonraki? Ama Huxley çetin ceviz olduğunu kanıtlayacaktı. Huxley doğası gereği evrim fikrine ilgi duymuyordu. Bu fikre hiç yakın durmuyordu. Hiç böyle bir gelişim kanunu görmemişti. Bu yüzden de içgüdüsel olarak evrim fikrine karşı duruyordu. Şöyle anlatayım Tom. Neden modern bir atın 3 toynaklı olan eski bir at fosilinden daha sonra 2 toynaklı at fosiline ve şu anda günümüzde tek toynaklı atlara evrilmiş olması fikrine bu kadar direnç gösteriyorsun?
İlerici palavralara inanmam. Owen'ın iş anlayışına göre doğa ilerlemektir. Okyanusların altında, dağların altında fosiller var. Geçiş formları eksik. Biz daha bize sunulanların çok çok ufak bir kısmını elde etmeye başladık. Yani bu daha başlangıç. Lütfen bunu unutma. Eski fosillerin bile hiç değişmemiş ya da çok az değişmiş yaşayan akrabaları var. Fosil tarihi bir bireyin embriyonik büyümesini açıklamaz. Güzel. Benim görüşüme göre hepsi bir arada değil, biliyorsun. 3 hafta sonra bu aşamada doğal seleksiyon adını verdiği kitaba başladığını duyuracaktı. Ardından Huxley ve Hooker'ın yayın ve duyurularını dikkatlice takip edecek ve en azından konunun incelenmesi gerektiği konusunda ilgi gösterdiklerini ufak ipuçlarıyla anlayacaktı. Onlara ihtiyacı vardı çünkü kurumu zaten kaybettiğini biliyordu. Fakat bütün kuşkularına rağmen birkaç hafta içinde Huxley bilim kurumunun evrim fikrini tekrar düşüneceğini söyledi. Yeni çağ adına konuşuyordu. Eğer bu türlerin doğal kanunlarla ortaya çıktığı varsayılıyorsa, bu veya ilerici gelişim teorisi adındaki başka bir hipotez en tatmin edici çözümü sunmaktadır. Bana kalırsa bütün bu varyasyon konusu tekrar gözden geçirilmeyi gerektirmektedir. Huxley'in hayattaki amacı Britanya'yı ilerletmekti. Britanya'yı 18. yüzyıldan beri süregelen kırsal toplumun elinden alıp 20. yüzyılda olacak olan şehir toplumuna doğru yönlendirmekti. Ve bence Huxley evrimi kendi reformcu vizyonunu destekleyecek, toplumu teknolojik olarak gelişmiş bir hale getirecek bir ideoloji olarak görmüştü. Darwinizm gibi bir konuyu ele almak ona mükemmel uyuyordu. Bu Darwin için olduğu kadar Huxley için de ideal bir andı. İlişkileri harikaydı. Darwin böyle ateşli savunucusu olmasını takdir ediyordu. İnsanlar ve kurumun burnunun dibindeydi. Bu yüzden çok keyifliydi. Hatta o kadar keyifliydi ki bu Owen'ı sinirden delirtmişti. Hatta o kadar sinirlenmişti ki kılcal damarları patlayacaktı. Huxley ve Darwin için kullanmayı sevdiğim benzetme İsa'nın Aziz Paul'üdür. Aziz Paul olmasaydı bugünkü Hristiyanlığı görmemiz pek olası değildi. Aynen. Eğer Huxley oraya çıkıp evrime övgüler dizmeseydi, kesinlikle Darwinci evrimimiz olmayacaktı. 14 Mayıs 1856'da Charles Darwin devasa evrim kitabı için titiz ve uzun bir yazım sürecine girdi. Ama yazarken detaylar konusundaki takıntısı, güvercin besleyenler, kürkçülük ve dünyanın dört bir yanındaki hayvanat bahçesi çalışanları onun mahvolma sebebi olacaktı. Bu kitap, doğal seleksiyon sanırım asla bitmeyecekti. Bunun sebebi de her bir kanıt parçasını kitaba koyma konusunda kesinlikle otoriter davranmasıydı. Bu onun için imkansız bir görev ve acı dolu olmak demekti. Çünkü o kadar panik halindeydi ki başlamadan evvel her bir gerçeğe sahip olması gerektiğini düşünmüştü. Şöyle bağırıyordu: "Bu beni öldürecek, yapamıyorum, ben çok yoruldum, tükendim, bu çok zor." Ama bence aslında o bir krizin içerisindeydi. Ama bunların hiçbiri 1858 yılının Haziran ayında 2 yıl boyunca yazısını ciddiye almadığı için çok pişman olacağı koleksiyoner Alfred Russel Wallace'dan gelen mektubun yanında bir hiç kalacaktı. Bu 2 yıl boyunca Wallace, Malay Takım Adaları'na gidip evrim hakkında bulgular toplayıp düşündü. Ama kendisini asıl motive edecek şeyi daha keşfetmemişti. Darwin'in doğal seleksiyonunu. Ama Şubat 1858'de sıtmadan delirmiş biçimdeyken Wallace'ın zihninde evrim yapbozunu çözdü. Ateşlendiği bir aydınlanma anında kendi doğal seleksiyon versiyonunu gördü. Vahşi hayvanların yaşamı bir var olma mücadelesidir.
kendi varoluşlarını korumak ve bunu kendi yavrularına sağlamak için tam güçle efor ve yeti gereklidir. Bir anda aklına geldi. Var olmanın Malthusian mücadelesi ve bunun hakkında bunun doğal seleksiyonla nasıl açıklanabileceğini anlatan tam 20 sayfalık el yazısıyla yazılmış basit bir yazı yazdı. Şu anda biz buna evrim için çekirdek açıklaması diyoruz. Mollus bunu türlerin evrimiyle ilgilenen bildiği tek doğa bilimci olan Charles Darwin'e yolladı. Wallace'ın mektubunun Darwin'e ulaşması tam 4 ay sürdü ve o an 20 yıllık çalışmanın artık hiçbir anlamı olmadığını fark etmişti. Sonraki bölümde. Baba! Baba! Tanrı aşkına lütfen sana söyleneni yapar mısın? Her şey izle başlamıştı. Lütfen beni yalnız bırak. Şimdi de bu... Peki kimdir bu Wallace denen adam? O bir koleksiyoncu. Ama Darwin'in arkadaşları ve destekçileri hala ümitliydi. Darwin, Wallace olayına önem vermedi. Çalışmasıyla ilgili güncel kısa bir yazı yazma. Kısa yazmayacağını söyledi. Tüm destekleyici bulgularını dahil etmeden bunun yapılamayacağını söylüyor. Bu kaybetmeye hazır olmadıkları bir savaştı. Bay Bennett. Sir Charles. Bu adamlar Darwin ölümcül darbeleri karşılarken onun arkasında toplanacaktı. Yayınlama yarışı Darwin'in karşılaştığı en büyük mücadelelerden biri olacaktı. Ama yalnız olmayacaktı. Eğer bir seçim yapmak zorunda kalırsam bir maymunu gururla skolastik eğitim almış birine tercih ederim. Baş piskoposun kitabı hiç okumamış olduğu aşikar bir gerçek. Ama kökenlerin yayınlanması Darwin'in henüz yüzleşeceği skandalın daha başlangıcıydı. Olabilecek her şekilde hırpalandı. Üçümüz de öyle. Thank you.